Merhaba arkadaşlar, Kolor Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifimle daha birlikteyiz. Amigurumi Bumblebee öreceğiz hep birlikte. Çok istediniz benden örmemi. Ben de sizler için hemen bir tarif yazdım. Videosunu da çektim ve bugün paylaşıyorum. Videoma beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bu çalışmamızda kadife ip kullanacağız. 3 farklı renk ip kullandım. Sarı, siyah ve kanatları için beyaz renkli kadife ipler kullanacağız. Vidalı gözlerimiz var. Şayet evinizde vidalı göz yoksa siyah keçe keserek de yapıştırabilirsiniz. Arıya tatlılık katmak için de yanaklarına amigurumi iplerinden birer pembe yuvarlak örüp dikeceğiz arkadaşlar. Siyah iple de ağız kısmını işleyeceğiz. Yaptığınız çalışmaların fotoğraflarını da Instagram adresimden bana gönderirseniz sizleri etiketleyerek hikayemde paylaşacağım. Şimdi ben hazırım arkadaşlar. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Başlangıçta sihirli halka yaparak çalışmamızı başlatıyoruz. Şimdi ipliği tutuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kendinize doğru çeviriyorsunuz. Burada bir halka oluşturuyorsunuz. Kesişme noktalarından parmağınızı sıkıştırın ki kaçmasın, bu halka küçülmesin. Şimdi halkanın içinden tığımı geçireceğim. Burada bir tane zincir çekerek halkayı kilitliyorum. Halkanın içine 6 tane sık iğne öreceğiz. Bakın şu 2 ipi de içine alıyorum. Tutun buradan. 1 2 3 Şöyle ipi biraz çekelim. 4 5 6 Şimdi bakın, bu boşluğu biraz sıkıştıracağız. İpliği çekiyorsunuz. Bu ipi çekiyorsunuz. Burayı sıkıştırıyorsunuz. Şimdi dönerek öreceğiz arkadaşlar. Buna spiral örme diyoruz. Spiral örmenin daha ayrıntılı olarak nasıl örüldüğünü anlattığım videoma bu üstteki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi sıra başımızı kaybetmememiz lazım. Yani sıranın başlangıcını bilmemiz gerekiyor. Neden? Oldu da bir hata yaparsak sayıları sayabilmemiz için sıranın başını bilelim diye buraya bir işaret koyacağız. Ben bir ip koyacağım arkadaşlar. Küçük bir ip parçası keseceğim. Şimdi burası benim sıra başım. İpi buraya koydum. Yeni sıraya başlayacağım. İkinci sırada bakın her zincirin içine 2 tane sık iğne öreceğiz. Buna arttırma diyoruz. Bu birinci arttırmamız. İkinci, aynı zincirin içine 2 tane örüyorsunuz. 2 Üçüncü arttırma. 1 2 Dördüncü 1 2 Beşinci 1 2 Ve altıncı, son arttırmamız. 1 2 Evet, sıranın sonuna geldim. Nereden anlıyorum? Bakın, ipi buraya koymuştuk. Burası sıranın sonu oluyor. Şimdi tekrar ipimizi şöyle koyuyoruz. Yeni sıraya başlayacağız. Bu sırada bir tane sık iğne öreceksiniz. Bakın, ipin olduğu deliğe batacağım. Bu deliğe batıyorsunuz. Bir sık iğne. Sonra bir tane arttıracağız. Yani aynı zincirin içine 2 tane sık iğne. 1 2 Şimdi bir tane sık iğne. 1 Sonra aynı zincirin içine 2 tane sık iğne. 1 2
Bir tane sık iğne. Bir. Şimdi buraya aynı zincirin içine iki tane sık iğne öreceksiniz. Bir. İki. Şimdi bir tane sık iğne. Bir. Aynı zincirin içine iki tane. Bir. İki. Bir tane sık iğne. Bir. Bir tane arttırma. Aynı zincirin içine iki tane sık iğne. Bir tane sık iğne. Bir. Bir tane arttırma. Bir. İki. Şimdi bu sırada arkadaşlar toplam 18 tane sık iğne olacak. Kontrol etmek isterseniz de bakın burada şu zincirler var. Zincirleri sayacaksınız. Bu zincirleri saydığınız zaman 18 tane olması gerekiyor. Yeni sıramıza başlayacağımız için ipimizi koyuyoruz buraya. Burası sıra başımız. Bir tane sık iğne örüyorsunuz. Bir. Bir tane arttırıyorsunuz. Bir. İki. İki tane sık iğne. Bir. İki. Bir tane arttırma. Bir. İki. İki tane sık iğne. Bir. İki. Bir tane arttırma. Bir. İki. İki tane sık iğne. Bir. İki. Bir tane arttırma. Bir. İki. İki tane sık iğne. Bir. İki. Bir tane arttırma. Aynı zincirin içine iki tane sık iğne. İki tane sık iğne. Bir. İki. Bir. İki. Bir tane arttırma. Buraya iki tane. Bir. İki. En sonda bir tane kaldı. Buraya da bir tane sık iğne örüyoruz. Sırayı bitiriyoruz. Toplam 24 tane sık iğne örmüş olmalısın. Bakın bunları sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam saydığınızda zincirleri 24 tane sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. 3 tane sık iğne öreceksiniz. 1, 2, 3. Buraya bir tane arttıracağız. Aynı zincirin içine 2 tane örüyorsunuz aynı yere. 1, 2. Şimdi 3 tane öreceğiz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir tane arttıracağız buraya. 1, 2. Şimdi 3 tane öreceğiz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buraya bir tane arttıracağız. 2 tane örüyoruz. Aynı zincirin içine. 1, 2. Şimdi 3 tane. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi buraya bir tane arttıracağız. Aynı zincirin içine 2 tane öreceğim. 1, 2, 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir tane arttıracağız. Aynı zincirin içine 2 tane. 1, 2. Şimdi 3 tane öreceğiz. 1, 2, 3. Buraya bir tane arttıracağız. 1, 2. Bu sırada da arkadaşlar toplam 30 tane sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıramızdayız. 2 tane sık iğne öreceğiz. Bakın buraya da batıyorsunuz. Buradan başlıyorsunuz.
1, 2, bir tane arttırıyorsunuz. 1, 2, 4 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırıyorsunuz. 1, 2. Şimdi 4 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırıyoruz. Aynı zincirin içine 2 tane sık iğne. Şimdi 4 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırıyorsunuz. 1, 2, 4 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırıyorsunuz. 1, 2. Şimdi 4 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırıyorsunuz. 1, 2. Sıramızın sonuna geliyoruz. Bu sırada da arkadaşlar toplam 36 adet sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıramızda bir sık iğne öreceğim. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyorum. 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyorum. 1, 2. Şimdi 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyorum. 1, 2. 2 tane sık iğne örüyorum. 1, 2. Bu sıramızda arkadaşlar toplam 45 adet sık iğne olması gerekiyor. Zincirleri saydığınız zaman toplam 45 tane olacak. Şimdi 2 sıra öreceğiz. Sadece 2 sıra. Her sırada 45 adet sık iğne olacak şekilde düz örüyorsunuz. Arttırma, eksiltme yok. Düz öreceksiniz. 2 sıra örelim. 2 sıra sonra buluşalım. 2 sıra örgümü tamamladım. Şimdi siyah ipliği bağlayacağız arkadaşlar. Bu benim son, yani 2 sıra sonundaki son zincirim. Şöyle geri alıyorsunuz. Tığınızda 2 tane ilmek olacak. Bu siyah ipliği alıp bu 2 ilmeğin içinden geçiriyorsunuz. Buradan. Şöyle geçiriyorsunuz. Şimdi siyahla öreceğiz. Bir sıra siyahla 45 tane sık iğne öreceğiz. Sıra sonuna kadar
Örüyorsunuz arkadaşlar. 2 3 devam edelim. Sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonunda buluşalım. Evet, bir sıra siyah ördüm. Son sık iğnemdeyim. Bunu tam örmüyorsunuz. Örecek gibi yapıyorsunuz ama örmüyorsunuz. 2 tane ilmek olacak tığınızda. Arkadan sarı ipliği alıyorsunuz ve bu 2 ilmeğin içinden geçiriyorsunuz. Şimdi sarıyla öreceğiz. 2 sırada sarı iplikle örüyoruz. Her sırada 45 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Evet, 2 sıra sarıyla örgümü tamamladım. Şimdi siyah ipe geçeceğiz. Son sık iğnenin içinden geçiriyorum siyah ipliğimi. Şimdi 3 sıra öreceğiz. Siyahla 3 sıra düz örelim. 3 sıra sonra buluşalım. Evet, 3 sıra örgümü tamamladım. Şimdi gözleri takacağım. Bu sıra geçişlerini alt tarafta böyle bırakın arkadaşlar. Düz olan kısım üste gelsin. Gözleri ortadan sayacağız. Bakın, bu delikleri sayıyorsunuz. 6. deliğe takacağız. Buradan sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle ortalayarak 6. deliğe takıyorum. Diğer gözünü de yine ortadan sayıyorsunuz. Simetri olarak diğer tarafa takacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın, buraya takıyorum. Şöyle takmanız gerekiyor. Arkalarını da kilitleyelim. Şimdi siyahta son zincirimi şöyle bir geri alıyorum arkadaşlar. Tığımda 2 ilmek var. Örüyormuş gibi yapacağım ama sarı iple öreceğim. Sarıyı alıyorum. Şimdi sarıyla arkadaşlar 2 sıra öreceğiz. 2 sıra düz örüyorsunuz. Örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Her sırada 45 tane sık iğne olacak. Evet, 2 sıra örgümü tamamladım. Son sık iğneyi tam örmüyorum. 2 tane ilmek varken tığımda arkadan siyah ipi alıyorum. Siyah iplikle bir sıra öreceğiz. Bir sıra 45 tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 1 2 Şimdi son zincire geldiğimde sarı ipliği alıyorum. Sarı iple değiştireceğim. Şimdi 2 sıra sarıyla öreceğiz arkadaşlar. Düz. Her sırada 45 tane sık iğne olacak şekilde 2 sıra örelim. Evet, 2 sıra örgümü tamamladım. Şimdi yeni sıramızda arkadaşlar şöyle başlayacağız. Sıra başımıza işaret koyalım. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane azaltacağım. Azaltmayı nasıl yapıyoruz? Şimdi sonraki boş zincire tığımı batırdım. Buradan bir tane ilmek aldım. Tığımda 2 ilmek var. Sonra bir sonraki boş zincirin içine tekrar batırıyorum tığımı. Arkadan bir tane ilmeği alıyorum. Şimdi tığımda 3 tane ilmek oldu. 3'ünü birden topluyorum. Şimdi bundan sonra 3 tane sık iğne örmelisin. Dikkat et, azaltmayı yaptığın deliğe batma sakın. Tekrar ikinci kez. 1 2 3 Şimdi bir tane daha azaltma yapacağız. Buradan bir tane aldım. Bakın, sonraki zincir. Burayı ördüm. Burası boş. Buradan bir tane ilmek alıyorum. Yanındakinden de bir tane ilmek alıyorum. Tığımda 3 ilmek var. 3'ünü birden topluyorum. Bu azaltma oluyor arkadaşlar. Şimdi 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 Bir tane azaltacağım.
3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 Bir tane azaltıyorum. 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 Bir tane azaltacağım. 3 tane sık iğne. 1 2 3 Bir tane azaltıyorum. 3 tane sık iğne. 1 2 3 Bir tane azaltıyorum. 3 tane sık iğne. 1 2 3 Bir tane azaltıyorum. 3 tane sık iğne. 1 2 3 Bir tane azaltıyorum. Şimdi 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2 Sıramı böylece tamamlıyorum. Şimdi yeni sıramızdayız. Bu arada artık siyahla örmeyeceğimiz için siyah ipliği kısa kesebilirsiniz arkadaşlar. Örgünüzü engellemesin. Bu sıramızda arkadaşlar toplam 36 tane sık iğne olması gerekiyor. Şimdi yeni sıramıza başlayacağız. 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2 Bir tane azaltıyorum. Şimdi 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 Bir tane azaltma. 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 Bir tane azaltma. 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 Bir tane azaltma. 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 Bir tane azaltma. 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 Bir tane azaltıyoruz. 2 tane sık iğne. 1 2 Bu sırada arkadaşlar toplam 30 tane sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. 3 tane sık iğne örüyorsunuz. 1 2 3 Bir tane azaltıyorsunuz. 3 tane sık iğne. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. 3 sık iğne, bir azaltma. 3 sık iğne, bir azaltma. Bir tane azaltıyorum. 3 tane sık iğne. 1 2 3 Bir tane azaltma. 3 tane sık iğne. 1 2 3
bir tane azaltma, 3 tane sık iğne, 1 2 3, bir tane azaltma, 3 tane sık iğne, sonuncu grup 1 2 3, bir tane azaltma. Bu sıramızda da toplam 24 tane sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Bir tane sık iğne, bir tane azaltma. 2 tane sık iğne, 1 2, bir tane azaltma. 2 tane sık iğne, 1 2, bir tane azaltma. 2 tane sık iğne, 1 2, bir tane azaltma. 2 tane sık iğne, 1 2, bir tane azaltma. 2 tane sık iğne, 1 2, bir tane azaltma, 1 tane sık iğne. Evet, şeklimiz böyle olacak arkadaşlar. Şimdi içini güzelce elyafla dolduralım. Şimdi içini de elyafla dolduruyoruz arkadaşlar. Artık kapatıyoruz çünkü zorlaşacak doldurmanız. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Burada bir tane sık iğne örüyorsunuz. Bir tane azaltıyorsunuz. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bir sık iğne, bir azaltma öreceğiz. Sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma. Bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma. Evet, bu sırayı da tamamlıyoruz. Burada 12 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi son sıra, 6 tane azaltma yapacağız. Birinci azaltma. Evet, ikinci azaltma. Üçüncü azaltma. Dördüncü azaltma. Beşinci. Evet, sona yaklaşıyoruz. Son ilmeği de öreceğiz. Son azaltmamız 6. azaltmam. Şimdi burada bir tane de zincir kaydırma yapacağım. Şöyle yandaki zincirin içine şöyle bir zincir kaydırma yapıyoruz. Ve bir zincir, artık ipliği kesebiliriz arkadaşlar. Evet, çalışmamızı böylece tamamlıyoruz. Daha bitmedi tabii ki. Şimdi buraya dikeceğimiz kanatlarımız var. Onu da beyaz iple dikeceğiz. Hemen beyaz ipimizi alalım. Şimdi sihirli halka ile çalışmamıza başlayacağız. İpliği kendimize doğru şöyle çeviriyoruz. Kesişme noktalarından sıkıştırıyoruz. Tığımızı halkanın içinden geçirip burada bir tane zincir çekiyorum. Halkayı kilitliyorum. Şimdi bu halkanın içine sık iğne dolduracağız.
6 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın burada delik oldu. Olmaması için şu ipi tutacaksınız. Minik ipi iyice çekip ortayı sıkıştırıyorsunuz ki ortadaki delik kapansın. Şimdi ikinci sıraya başlayacağız. İkinci sıraya işaret kullanarak başlayalım çünkü spiral öreceğiz arkadaşlar. Şimdi işaretimi buraya koyuyorum. Bu sırada her zincirin içine 2 tane sık iğne öreceğiz. Yani toplam 6 tane arttırma yapacağız. Burada 1, 2, birinci arttırmam, 1, 2, ikinci arttırmam, 1, 2, üçüncü arttırmam, 1, 2, dördüncü arttırmam, 1, 2, beşinci arttırmam, 1, 2, altıncı arttırmam. Bu sırada toplam 12 tane sık iğne olmalı. Şimdi yeni sırada bir tane sık iğne öreceğiz. Bir tane arttırıyoruz. Bir sık iğne örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Bir sık iğne. Bir arttırma. İki. Bir sık iğne. Bir arttırma. Bir sık iğne. Bir arttırma. Bir sık iğne. Bir arttırma. Bu sırada da toplam arkadaşlar 18 adet sık iğne olmalı. Evet, çalışmamız burada tamamlanıyor arkadaşlar. İpliği şöyle burada bir sonraki zincirin içine önce kesmeden önce bir zincir kaydırmayı da şöyle birleştiriyoruz. Bir de zincir çekelim. Şimdi bakın bunu dikmek için bu ipi kullanmayacağım arkadaşlar. Başka daha düz bir iple dikeceğim. Koton bir iple dikeceğim. Amigurumi ipliği de dikebilirsiniz. Buna dikmesi biraz zor oluyor. Dolayısıyla ipi kesip saklayabilirsiniz arka tarafta. Bu parçanın aynısından bir adet daha örelim. Evet, kanatlarımız hazır olduğuna göre artık dikebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben dediğim gibi bir amigurumi ipi geçirdim, beyaz ip. Şimdi ipimi bu son zincir kaydırma yapmıştım. O zincirin oradan tutturuyorum. Bakın bu parçanın arka tarafı. Burası ön, ördüğümüz yer, burası arka. Şimdi arkadan tutturdum şuradan. Şöyle bir de düğüm atalım ki açılmasın ipimiz. Evet. Kanatlar böyle duracak arkadaşlar. Şu kısım yukarıya bakacak. Nereye dikeceğiz? Bakın arınızı böyle tutuyorsunuz. Gözlerin ortasından tam orta noktadan hizalayarak 3 sıra siyah örmüştük. O 3 sıra siyah ördüğümüz yere şöyle düzgünce dikmeniz gerekiyor. Diğerini de buraya dikeceğiz bu şekilde. Şöyle aralarında isterseniz az bir boşluk bırakın. Daha güzel durur. Çok yapıştırmayın. Bu sıranın tam ortadaki yani 3 sıraydı burası. Ortadaki sırasının içine dikebilirsiniz buraya. Tabi ortalayarak düzgün dikin. Şuraya diksek iyi. Uygun olacak. Önce gövdeye tutturacağım bu şekilde. Sonra da bu parçadan dikiyorum arkadaşlar. Şöyle. Sağlamlaştırmak için birkaç kez daha dikersiniz. Bir gövdeden, bir de bu parçadan. Yani bu parçanın 3 tane zincirinden dikin. Daha güzel olacaktır. Şöyle dikmelisin.
düz bir şekilde. Şimdi diğerini de dediğim gibi arada bir tane sıra siyah bırakarak onu da bu şekilde dikelim, buluşalım. Kanatları diktikten sonra arkadaşlar böyle kanatlar havada duracaktır. Biraz şöyle durmasını sağlamak için bir püf nokta var, ondan bahsedeceğim. Şimdi iğnenizi, yani bu sıraya diktikten sonra kanadı, iğnenizi bu arka taraftan bir sonraki sıradan çıkarın, siyah sıradan şöyle. Şimdi bunu da buraya biraz istediğiniz açıyı vererek yatırın. Hatta ikinci sıradan çıkaralım. Birinci sıra çok yakın oldu. Şöyle yapalım. Biraz daha aşağıdan çıkaracağım. Şöyle şuradan çıkaralım iğnemizi. Şimdi bunu buraya bu şekilde tutturacağız. Şu altından buradan dikiyorsunuz. Böyle tutturduğunuz zaman şimdi kanatlar böyle duracak arkadaşlar. Şöyle tepede kalmayacak. Diğerini de öyle yaparsanız daha güzel, şık duracak. Şimdi karşı taraftan tekrar çıkaracağım iğnemi. Nereden? İki sıra altından çıkarıyorum şöyle yine. O kanadımız böyle dursun. Şimdi bunu da buradan tutturacağım yine altından. Şu kısımdan tutturuyorum iğneyi de. Bakın buradan gövdeye tutturduğunuzda çok daha güzel bir görüntü olacak. Şöyle şuradan çıkarayım iğnemi. Karşı taraftan. Hop. Evet. Çalışmamı böylece tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Şimdi ipliği kısa kesin ve iç tarafta saklayın. Sırada ağız kısmı var. Siyah iplikle buraya bir V çizeceğim arkadaşlar. Şimdi ipimi şuradan bir yerden çıkartacağım. Nereden? Bakın, orta burası. Bir sonraki sıradan çıkarıyorsunuz. Gözün hizasından çıkarıyorsunuz. Buradan şöyle. Şimdi burada bir tane minik bir V çizeceğiz arkadaşlar. Şuraya ve buraya. Bakın burası tam ortası. Bunlar birinci sıralar. Simetri bir şekilde çıkarıyoruz. Şunu da üst tarafa alalım. Bakın böyle çizeceğiz. Tabii bu kadife ip olduğu için arkadaşlar birkaç kere geçmemiz gerekecek siyahlığın belli olması için. Evet şöyle birkaç kez geçerseniz daha güzel duracaktır. Daha da belli olacaktır yaptığımız çalışma. Evet. Evet, ağzını da çizdim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ipimizi keseceğiz. İç tarafta saklayacağız. Şöyle yürütebilirsiniz içeriden ipliği ve kesebilirsiniz. Şimdi bir dokunuş daha yapacağım. Çok şık duracağını düşündüğüm bir çalışma daha var arkadaşlar. Bu çalışmada yanaklarına biraz pembelik vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar sırada yanaklarına öreceğim pembe parça var. Buralara böyle yuvarlak birer pembe parça örmek istiyorum. Şeker pembe koton iplik kullanacağım. Şimdi sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğim. Bu ince ip, ince koton iplik ya da amigurumi ipiyle de örebilirsiniz. 2 3 4 5 6 ipliği çekip sıkıştırıyorum. Şimdi ikinci sırayı öreceğim. İkinci sırada her zincirin içine bir tane arttırma örüyoruz. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Son arttırmam 1
2. Bu sırada arkadaşlar toplam 12 tane sık iğne olmalı. Bu zincirleri saydığınız zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. Bakalım yeterli mi? Bence yeterli. Şimdi burada ipliği kesmeden evvel zincir kaydırma yapacağız. Bakın bir sonraki zincirin içine bir zincir kaydırma yapıyorsunuz ve bir zincir çekiyorsunuz. İpliği dikiş için uzun bırakıp kesiyorsunuz. Bu parçanın aynısından bir adet daha örüyorsunuz. Şimdi ördüğümüz parçaları da arkadaşlar gözlerin altına yerleştireceğiz. Tam altına değil, biraz daha geriye. Şöyle yerleştirirseniz çok daha şık tatlı duracaktır. Şöyle tam altına koymayın. Bir sıra şöyle geriden. Önce gövdeye dikeceksiniz. Sonra da bu parçayı dikiyorsunuz. Nasıl dikeceğiz? Biraz göstereyim. Bakın önce gövdeye tutturuyorum. Sonra bu parçadan alacağım. Şöyle geçireceğim iğnemi. Dikişim gözükmesin diye gizli dikiş yapıyorum. Şöyle birkaç noktadan tuttursanız yeterli. Çok fazla incelemenize gerek yok. Çok da sıkı dikmeyin. Yuvarlak şekli bozarsınız arkadaşlar. Şöyle yanındakinden de tekrar çıkaracağım iğnemi. Şöyle bir bakın dikerken de düzgün oluyor mu diye. Sonra gövdeden tekrar dikiyorum. Şuradan da bir tane dikeceğim alt kısımdan ki açılmasın burası. Şuradan da tutturalım. Evet. Çalışmamı böylece bitiriyorum. Diğer tarafı da yine aynı şekilde bu parçayı dikeceğiz arkadaşlar. Diğerini de yine şöyle şuradan itibaren dikebilirsiniz. Evet, bütün çalışmalarımızı tamamladığımızda arkadaşlar sizin çalışmanızın görüntüsü de böyle olacak. Hepinizin eline sağlık diyorum. Videoma beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.